Sırada dünya turu var. Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi, Lübnan Hizbullah'ın askeri kanadını terör örgütleri listesine aldı. Hizbullah üyelerine yurt dışı yasağı getirildi, yurt dışındaki mal varlıklarına el koyuldu. Kararın örgütün politik kanadıyla görüşmeleri etkilemeyeceği bildirildi. Amerikan Newsweek dergisinde yayımlanan bir analizde Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın laiklik karşıtı tutumları karşılaştırıldı. Analizde iki siyasetçinin de ülkelerini İslamcılaştırmak için demokratik yolları kullandığı belirtildi. Mursi karşıtı ayaklanmayı ve ordu müdahalesine çok normal olarak niteleyen analizde Mursi için kendi düşen ağlamaz ifadesi kullanıldı. Tayyip Erdoğan'ın da Mursi ile benzer bir süreçte olduğu belirtildi. Irak, Ramazan ayında da kanlı saldırıların hedefi oldu. Bağdat'ta Taci ve Ebu Gureyb cezaevlerine yönelik geniş çaplı saldırı düzenlendi. 12 kişi öldü, 56 kişi yaralandı. Cezaevinden birçok mahkumun kaçtığı bildirildi. Öte yandan Musul şehrinde askeri konvoyun geçişi sırasında düzenlenen intihar saldırısında en az 25 kişi öldü. Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde sabah saatlerinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 75 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı. Depremin etkili olduğu bölgelerde elektriklerin kesildiği, iletişim ve ulaşımda güçlük yaşandığı bildirildi. Gezi Parkı ile başlayıp tüm yurda yayılan halk hareketine Kuzey Kaliforniya Türk-Amerikan Derneği'nden destek geldi. Dernek, Türk ve Amerikalı müzisyenlerin katıldığı bir festival düzenledi. Katılımcılar, Atatürk çocukları demokrasiden vazgeçmez, Türk gençlerinin yaratıcılığına hayran olduk mesajlarıyla direnen Türk milletine destek verdi.